Alo. Kendisi burada, hemen veriyorum. Telefon size Fikret Hanım. Efendim, buyurun. Gerçekten mi? Yani son donörde bulundu, öyle mi? Şahaneymiş. O zaman bu durumda nakiller için hiçbir engel kalmıyor, değil mi? Tabii, tabii. 5 hastayı ve yakınlarını yarın hemen ameliyata alacağız öyleyse. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İyi günler. İşte bu. Zuhal Hanım nerede biliyor musunuz? Odasında Fikret Hanım. Tamam. Zuhal Hanım, rahatsız etmiyorum değil mi? Yo, rica ederim. Buyurun, acil bir şey mi var? Evet, aslında çok önemli bir şey oldu. Son donör bulundu. Sahi mi? Yani 5. gönüllüyü de buldunuz. Öğrenir öğrenmez yanınıza geldim. Ben hemen hazırlıklara başlıyorum öyleyse. Tabii tabii, hiç vakit kaybetmeyin. Tıp literatürüne geçecek böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek çok büyük bir başarı. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Zuhal Hanım. Ama esnedin. Uykunu alamadın herhalde. Sorma. Gece bir filme daldım. Ama çok sürükleyiciydi. Hangi film? Ben sizi dışarıda bekliyorum. Siz burada film eleştirisi mi yapıyorsunuz? Neden hala hazır değilsiniz? Ama hocam, daha 15 dakikamız var. Ne olmuş? Birkaç dakika önce gelseniz bir yeriniz mi eksilir? Hadi giyinin çabuk. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Sizi Güney ile tanıştırayım. Yeni cerrahi asistanımız. Hoş geldin Güney. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl bir cehenneme düştüğünü bilmiyor ya, ondan böyle sırıtıyor herhalde. Kestapadan bir iki fırça yesin kendine gelir. Ahmet, sen bir şey mi dedin gene? Kim? Yok hocam, vallahi ben bir şey demedim. Asistan şefimiz Fikret Hanım'dır. Size ne yapacağınızı o söyleyecek. Kolay gelsin Fikret Hanım. Sağ olun Zuhal Hanım. Evet, çok yorulmaya hazır mısınız gençler? Evet, evet, evet hocam. O zaman beni takip edin. Hocam, nereye gidiyoruz? Birazdan anlarsınız. Ama Fikret Hanım, Arslan Bey izinli Amerika'da. Benim şu anda onun servisinde olmam lazım. Bugün hiç kimse servisine gitmeyecek. Hepiniz benimlesiniz. Ben her şeyi organize ettim. Hocam, neler oluyor? Çok mu merak ediyorsun? Evet. Şimdi, sadece bana ve söylediklerime odaklanın. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir projeden söz ediyorum size. Benim için çok önemli. Bu yüzden sizin için de çok önemli olacak. Ayrıca böyle büyük ve önemli bir işin üstesinden gelmemizin tek yolu takım olarak çalışmamızdır. O yüzden bugün ayrı birer doktor değil, bu hastaneyi temsil eden bir cerrahi takım olduğunuzu unutmayacaksınız. Herkes iyice anladı mı? Galiba bir ameliyattan söz ediyor. Ama neden tek bir ameliyat için bu kadar çok doktora ihtiyacı olsun ki? Çünkü bu tek bir ameliyat değil. 10 ameliyat. 10 ameliyat mı? 5 böbrek nakli. Birkaç ameliyathanede hem de aynı anda. Evet çocuklar, eşleşmiş uyumlu böbrek bağışı. 5 alıcı ve 5 verici. 5 kişi böbreklerini hiç tanımadıkları insanlara verirken 5 hasta hiç tanımadıkları kişilerden böbrek alacak. Ve 10 insan buradan mutlu ve sağlıklı ayrılacak. Eşleşmiş uyumlu böbrek bağışı. Yani başka deyişle donuyor ameliyatı. Ve bu beyde Sedat Büyük.
40 yaşında. Merhaba. Hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği gelişmiş. Karısı Cemile Hanım, böbreğini Sedat Bey'e vermek istemiş ancak doku uyuşması olmamış maalesef. O yüzden böbreğini şuradaki hanımefendiye Canan Hanım'a verecek. Sedat Bey de bu delikanlının böbreğini alacak. Tanıştığımıza sevindim. Aykut. Lütfen. gelelim Kadir Bey'e. 58 yaşında. Diyabet yüzünden böbrek yetmezliği yaşamış. Maalesef oğlu uyumlu olmadığı için Kadir Bey Hale Hanım'ın böbreğini alacak. Böbreğinizi bana vereceğiniz için teşekkür ederim Hale Hanım. Evet, tamamdır. Hepsi bu kadar. Evet çocuklar, neden öyle boş boş bakıyorsunuz? Aslında kimin kime böbrek vereceğine dair bir liste olsa hiç fena olmazdı. Hale Hanım böbreğini Kadir Bey'e veriyor. Kadir Bey'in oğlu böbreğini Sedat Bey'e veriyor. Sedat Bey'in eşi böbreğini Canan Hanım'a veriyor. Canan Hanım'ın kız kardeşi böbreğini Alper Bey'e veriyor. Alper Bey'in eşi de böbreğini Leyla Hanım'a veriyor. Zenan, ne işin var senin burada? Hemen odana git. Ama hocam, Levent Bey izin verdi. Zenan, hiç şaşırmadım. Burada olduğundan o kadar emindim ki. Hadi yürü bakalım. Lütfen Suat, birazcık daha kalsın, azıcık. Zenan, uzatma istersen. Hadi bakalım. Evet, nerede kalmıştık? Kimin kime böbrek verdiğinde. Evet. Fotoğrafik hafızası olmayanlar için konferans salonunda bir pano var. İsteyen gidip oradan bakabilir. Geçmiş olsun. Neden bütün ameliyatları aynı anda yapmak zorundayız? Çünkü son dakikada kimse kaçmasın diye. Niye kaçmak istesinler ki? Hepsi yakınlarının iyi olmasını istiyor. Organ nakli insanları ürkütücü geliyor olabilir. Mesela ben doktor olmasam korkup kaçardım herhalde. Evet. İşte tam da bu yüzden domino ameliyatı iskambil kağıtlarından yapılmış bir eve benzer. Unutmayın, tek bir donör bile vazgeçerse hepsini kaybetmiş olabiliriz. Dolayısıyla sadece tıbbi tedaviyi uygulamanız yeterli değil. Burada size de büyük iş düşüyor. Hastalarımıza güven verip onları rahatlatmak zorundayız. Evet, başka sorusu olan... Hocam, geçen yaz Amerika'dan gelen bir arkadaşım anlatmıştı. Boston Hastanesi'nde domino yaptıklarında asistanlar ölü böbreklerden birer tane alıp hatıra olarak saklamışlar. Ben de böbrek istiyorum. Yeni geldim ama ben de böbrek alabilir miyim? İlk önce ben sordum. Fark eder mi? Çocuklar. Kimse eve kavanoza böbrek falan götürmeyecek. Hastalıklı böbrekler masalarınız için süs eşyası olamaz. Yürüyün hadi, herkes işinin başına. Hadi. İyiyim, iyiyim. Sıkıldın değil mi? Dergi ya da gazete okumak ister misin? Şimdi değil. Arkana bir yastık daha koyayım mı? Böyle rahatım. Bir bardak su alabilir miyim? Tamam canım. Biraz da buz getireyim istersen. Bileklerim biraz şişmiş gibi görünüyor. Karım sağ olsun kan dolaşımımı takip etmeye bayılıyor da. Diyaliz için hazırız. Birazdan arkadaşlar gelip götürecek sizi. Ağzınızı açın lütfen. Dosyanızda alıcılar arasında hiçbir yakınınız olmadığı yazıyor. Evet, yok. Yani böbreğinizi bir yabancıya hiçbir karşılık beklemeden mi veriyorsunuz? İki böbreğim var. Doktorlar bir tanesiyle de yaşayabileceğimi söylüyorlar. Ya o kadar da büyütülecek bir şey değil. Büyütülecek bir şey değil mi? Bence yaptığınız şey inanılmaz. Ülkemizde ne kadar çok diyalize bağlı insan var biliyor musunuz? Eğer herkes bu konuda sizin kadar duyarlı olsaydı... Biliyorum. Pek çok hayat kurtulurdu. Hale Hanım bütün bunların farkında olarak burada bulunuyor zaten. Değil mi Duygu? Her gelen bunu neden yaptığımı soruyor. İnsanların bana hayretle bakmalarından çok sıkıldım artık. Sizi çok iyi anlıyorum.
Diğer insanlar için elimden bir şey gelmez ama en azından asistanlarımı sizi daha fazla sıkmamaları için elimden geleni yapacağım. Duygu, sen Kadir Bey'in odasına. Peki. Yani böbreğimi o yaşlı adama vermek zorunda mıyım? Aykut'cum, eminim Sedat Bey daha 50'sini bile geçmemiştir. Siz oğlumun kusuruna bakmayın. Kendi 22 yaşında ya. Ona göre 40 yaş üzerindeki herkesin bir ayağı çukurda. Mayıs'ta 23 oldum. Evet, doğru. Biraz geç kaldık ama doğum günü partisi yapmaya ne dersin? Burada, hastanede mi? Evet, neden olmasın? Çikolatalı yaş pasta da alırız. Çok severdin eskiden. Ya evet, 7 yaşımdayken severdim. Niye öyle bakıyorsunuz? Buraya parti vermeye falan gelmedim ben. Bu işi bir an önce bitirip gitmek istiyorum, tamam mı? Haftada 3 kez diyalize mi giriyorsunuz? Evet. Pazartesi, çarşamba, cuma. Artık beni o makineye zincirleseler iyi olacak. Böbreklerim yetmiyor. Uzatmalara oynuyorum. Ama şimdi bir umudum var. Onun gibi bir oğla sahip olduğum için çok şanslıyım. Benim için böbreğini veriyor. Yanılıyorsun. Sen paran olduğu için şanslısın. Bu arada 20.000 lirayı ne zaman alacaksın? Ameliyattan önce mi, sonra mı? Yani bu para oğlum için geç kalmış bir doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi olarak 20.000 yeter, öyle mi? Yapılacak o kadar iş varken siz boş boş ortalıkta mı dolanıyorsunuz? Hocam. Yine ne yumurtlayacaksınız bakalım? Ben bir şey diyecektim. Hı. Farz edelim ki bir hasta oğlundan alacağı böbrek karşılığında para veriyor. Tam olarak ne olur? Hasta oğluna böbreği için para mı veriyor? Yani farz edelim öyle. Bu gönüllülük esasına göre yapılan bir iş değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Bir hastanın alacağı böbrek karşılığında para vermesi kurallara aykırı olduğuna göre sizce ne olur? Sözünü ettiğiniz hasta takas işleminden çıkar. Bu da şu anlama gelir. Bu kadının kocası artık hiçbir şey alamayacağı için bu işten vazgeçer. Sonra bu hasta peşinden de bu hasta vazgeçer. Kısacası kurduğumuz sistem çöker ve her şey boşa gider. İşte olacağı bu. Böyle bir şey döndüğünü söylemeden önce bundan emin olsanız iyi edersiniz. Aslında bu babalığın oğlu bir doğum günü hediyesi. Geç kalmış bir doğum günü hediyesi olabilir. Hediye. Sedat da ben de sana ne kadar teşekkür etsek az. Öyle değil mi hayatım? Öyle, öyle. Onun yaşındaki kızlar aklı bir karış havada gezerken hali hiç tanımadığı birine böbreğini vererek bir insanın hayatını kurtarıyor. Böbreğin doğrudan kocama takılmayacak ama yine de onun hayatını kurtaran kişilerden biri olacaksın. Ne kadar iyi bir insansın. Gerçekten abartıyorsunuz. Ben o kadar da iyi bir insan sayılmam. Bence kesinlikle harika bir insansın. Hayatım, bana bir bardak su getirebilir misin? Tamam, tamam. Buna daha fazla katlanamayacağım. Herkes gelip ne kadar iyi ve fedakar bir insan olduğumu söylüyor. Artık dayanamıyorum, anlıyor musun? Dayanamıyorum. Özellikle o söyleyince. Tamam Hale, lütfen bağırma artık. Bana ne dediğini duydun mu? Hayatını kurtardığım için teşekkür etti. Benim kim olduğumu bilse teşekkür etmezdi herhalde. Ona söyleyeceğine söz vermiştim. Bağırma artık. Sedat Bey, Sedat Bey iyi misiniz? Yok, ben pek hissetmiyorum şimdi. Karınla ilişkimizi açıklamak zorundasın. Eğer geçen 3 yıl senin için bir şey ifade ediyorsa gerçeği anlat ona. Kalp enzimleri ve EKG'si iyi. Strese bağlı hipertansif atak geçirmiş gibi görünüyor. Hastanın ameliyat olmaması için hiçbir neden yok. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim.
Ben aptal değilim Sedat. Başka bir kadın olduğunu biliyordum. Ama gelip geçici bir heves, basit bir çapkınlık olduğunu sandım. O kadın senin için böbreğini veriyor. Bunu sadece gönül eğlendirmek için görüştüğüm birisi yapmaz. Senin için her şeyi yaptım. Yıllarca doktorlara taşıdım. Diyalize götürmek için hayatımı heba ettim. Bunları yapmanı ben istemedim. Hiçbir şey için zorlamadım seni. Hem başımın çaresine bakabilecek durumdaydım ben. Ben hastalandım Cemile. Yaşlanmadım. Kendi rızanla yaptığın şeylerin faturasını bana kesemezsin. Merak etme. Senin için artık hiçbir şey yapmayacağım. Buna böbreğimi vermek de dahil. Şimdi ne yapacağız hocam? Güney, hemen organ nakli merkezini ara. Sedat Bey'in eşinin antikorlarıyla uyuşan bir böbreğe ihtiyacımız olduğunu söyle. Fırla. Peki Fikret Hanım. Uyumlu böbrek bulmamız çok düşük bir olasılık değil mi hocam? Ama başka bir şansımız yok maalesef. Başlangıçta sadece aynı yerde çalışan iki iş arkadaşıydık. Birkaç kere yemeğe çıkmıştık ama o kadar. Sonra bir gün baktım ki ondan başka hiçbir şey düşünemez olmuşum. Aramızdaki yaş farkı veya hasta olması umurumda değil. Sedat'ı kaybetmemek için her şeyi yaparım. Onun için her şeyi verebilirim. Böbreğimi bile. Neden? Çünkü onu seviyorum. Ama Sedat Bey evli. Tamam. O kadınla evli olabilir. Ama ben de Sedat'ın hayatını kurtarmak için böbreğimi veriyorum. O yaşasın diye kendi hayatımı riske atıyorum. Sence bu önemli değil mi? Sonunda bir karar vermek zorunda kalacak. O ya da ben. Fikret, senin ne işin var burada? Şu anda nakil ameliyatında olman gerekmiyor mu? Donörlerden biri son anda fikrini değiştirdi. Fikrini mi değiştirdi? Üstelik işin en zor kısmını daha yapmadım. Bu kadar umutlanmışlarken hastalara donörlerden birinin vazgeçtiğini nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Senin bu iş için ne kadar uğraştığını biliyorum. Biraz kafam dağılsın diye size yardıma geldim. İnşallah fikirlerini değiştirirler. Bu konuyu kapatabilir miyiz Levent Bey? Çünkü konuştukça daha çok sinirim bozuluyor. Tamam. Bunu ister misin? Keseyemeyecek misin? Tamam o zaman. Levent Bey'in ameliyatını da kaçırdık. Organ nakli merkezinden bir haber var mı? Hayır. Hala uygun bir böbrek arıyorlar. Ama şimdilik bir şey yok. İnşallah birini bulurlar. Kadir Bey'in o böbreğe çok ihtiyacı var. Bütün hastaların ihtiyacı var. Ama o 15 yıldır bu durumda. Hayatını böyle askıya aldığını düşünsene. Ne kadar kötü. Üstelik oğlu da tam bir serseri. Babası da ne olduğu umurunda bile değil. Doktor hanım, kocam böbrek alacak mı almayacak mı? Peki ya kardeşim? Eğer ona nakil yapılmayacaksa ben de kendi böbreğimi başkasına vermem. Bakın, bakın lütfen sakin olun. İnanın herkesin böbreğine kavuşması için elimden geleni yapıyorum. Ama ne zaman yapacaklar? Bir saniye, bir saniye. Merak etmeyin. Yeni bir gelişme olur olmaz sizi bilgilendireceğim. Lütfen. Ne durumdayız? Yeni bir haber var mı? Maalesef yok. Güney, şu yeni asistan organ nakli merkeziyle irtibat halinde. Ama hala uygun bir donör bulunamadı. Fikret Hanım, herkesin gözü bizim üstümüzde. Hastalar, hasta yakınları çok gergin. Bu iş bir fiyasko ile sonuçlanmadan düzeltmenin bir yolunu bulmalıyız mutlaka. İnanın elimden geleni yapıyorum. Kendimi laboratuvar faresi gibi hissettim. Bir sürü test yaptılar. Hepsi boşuna mıydı yani? Birbirimizi bulduk. O kadar zaman sonra birlikte vakit geçirdik. Oğluma kavuştum ben. Sence bu az şey mi? Oğluna kavuştun öyle mi? Sence de bunun için biraz geç kalmadın mı? Yani yaklaşık 20 sene kadar. Şimdi mi aklın başına geldi? Aykut. Ameliyat olmasam da 20 bin liramı verecek misin?
Çünkü vermeyeceksen gideceğim ben. Dönmem gereken bir hayatım var. Sana ihtiyacım var. İstediğini yapacağım. Sadece biraz daha sabır lütfen. Aman be. O çocuğa şöyle bir Osmanlı tokadı atmayı o kadar çok isterdim ki. Belki kendine gelirdi. Evet, gerçekten çok sinir bozucu bir herif. Ama işin iç yüzünü bilmiyoruz. Nasıl bu kadar bencil oluyor anlamıyorum. Babası hasta, hem de çok hasta. Ama onun düşündüğü şey para. Yine de böyle peşin hükümlü olmayalım. Belki de adam çocuğu sinirlendirecek çok kötü bir şey yaptı. Bence tek yaptığı onu sevmek. Ama o aptal çocuk bunu anlamayacak kadar duygusuz. Organ nakli merkezinden haber geldi. Evet. Maalesef uyuşan böbrek bulunamamış. Tamam. Tamam. Bir dakika. Şöyle yapabiliriz. Sedat Bey'in eşi hariç bütün hastalarımız hala burada. Önce Cemile Hanım'a ulaşmanın bir yolunu buluruz. Sonra Cemile Hanım'la konuşup onu... Gönüllü organ bağışıyla ilgili kurallar çok açık Fikret Hanım. Hastaları böbreklerini vermeye zorluyormuşuz gibi görünebilecek hiçbir şey yapamayız. Zuhal Hanım, lütfen sözümü tamamlamama izin verin. Ne söylediğinizi çok iyi biliyorum Fikret Hanım. Kesinlikle olmaz. Hiç kimseye donör olması için baskı yapamayız. Her şey bitmiştir. Taburcu işlemlerine başlayın lütfen. Mutlu sona bu kadar yaklaşmışken şu olanlara bak. Organ nakli listesinde çok yukarıdasınız. Mutlaka uygun bir donör çıkacaktır. Üzüldüğüm şey böbrek değil. Oğlunuz mu? Uzun yıllardır görüşmüyorduk. Onu bulmam aylarımı aldı. Bu ameliyatı oğlumu yeniden kazanmam için son bir şanstı. Evet, sizi anlıyorum. Aykut... Bencil ve kaba bir çocukmuş gibi görünebilir. Ama bu onun suçu değil. Oğluma iyi bir hayat sunamadım. Annesi vefat edince yapayalnız kaldık. Ben çok gece işteydim. Ona ihtiyacı olan ilgiyi, sevgiyi veremedim. Çok büyük hatalar yaptım. Şimdi... Yaptığım hataların bedelini ödüyorum. Hangimiz hata yapmıyoruz ki? Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Kendinizi suçlamayın lütfen. Sizi de üzdüm, kusura bakmayın. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kusura bakmayın, ben tutamıyorum kendimi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Önemli değil. Gereken şuraya bir imza atmak, sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz. Böbreğimi vermediğim için çok kötü biri olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Yok, hiç öyle bir şey düşünmüyorum hanımefendi.
Her şeyimi aldı. Sevgimi, gururumu, kendime olan saygımı. Hepsi gitti. Alamadığı tek şey böbreğim oldu. Söylemeseniz de berbat bir insan olduğumu düşündüğünüze eminim. Maalesef bir şey düşünmeme izin yok Cemile Hanım. Burada kafamda fikirler oluşturmamı yasaklayan kurallar var. İnsanların iyiliği için konulmuş güzel kurallar ve ben bu kuralları ihlal edemem. Çünkü Allah'ın size verdiği bir organı başkasına vermek zorla yaptırılacak bir şey değildir. Bu çok büyük bir şeydir. Özgürce verilmesi gereken bir hediyedir. Lütfen yanlış anlamayın. Ben sizi etkilemeye çalışmıyorum. Ama inanın, eğer böbreğinizi verecek olsaydınız bu sadece kocanız için olmayacaktı. Başka 4 kişi için de olacaktı. Yaşamak için o böbreğe ihtiyacı olan hiç tanımadığınız 4 hasta insan içinde. Donörümüze de anestezi verildi ve başlamaya hazırız. Önce donörler, sonra alıcılar. Her çifte karıştırılmaması için renk kodları verildi. Hızlı çalışın ama çok dikkatli olun. Birbirinizden yardım alın. Ameliyatı takım halinde yapın. Hadi, gidip tıp tarihine adımızı yazdıralım. Hadi bakalım. Ha, Fikret Hanım. Buyurun. O kadının fikrini değiştirmiş olması bizim için büyük şans. Evet, gerçekten de öyle. Peki kararını nasıl değiştirdiği hakkında bir fikriniz var mı? Hayır, hiçbir fikrim yok. Herhalde düşündü taşındı, doğru yolun bu olduğunu sonunda o da anladı. İnci yalnız mı? Hayır, amcası yanında. Adamı görünce zaten sinirlerim tepeme çıkıyor, o yüzden kaçtım. Sakin ol. Az kaldı. Hepsi geçecek bunların. Birazdan tarihi bir olaya tanık olacağız. Aynı anda 5 böbrek naklini her zaman göremezsin. Evet, inanılmaz bir şey gerçekten. Aşkım, telefonu neden kapalı? Şarjı mı bitti? Zenan? Zenan? Ameliyatı kaçıramazdım herhalde. Nazım da ilk kez hediye ameliyat olacak herhalde. Şşt. Dikkatimi dağıtıyorsun. Sanki ameliyatı o yapıyor. Arter ve ven yeterince uzun. İşte ben güzel bir böbrek diye buna derim. Hemen buza koyun ve koruyucu solüsyon vermeye başlayın. Tabii ya, başka nerede olabilirdin ki? Zenan, fazla abartmadın mı?
böbreği sağ fosa iliyakaya takma şerefini size veriyorum Ahmet Bey. Bana mı? Hı hı. Sağ olun hocam. Ekartör lütfen. Hı hı, güzel. Klemp. Ufak bir ürün fışkırması hocam. Evet. Demek ki işimizi düzgün yapmışız. Hadi seni bekliyoruz Duygu. Bu inanılmaz bir şey. Böbrekle yürüyorum. Şimdi. Ah Duygu, ne yaptın? Düşürdüm. İnanamıyorum, resmen böbreği düşürdüm. Ne yapıyorlar? Böbreği buza koyuyorlar. Başka bir buz ve başka bir bağ gerekecek. Ben getiririm. Hayır! Sen hiçbir şeye dokunmayacaksın. Ben hallederim Fikret Hanım. Biri böbreği yere mi düşürdü? Şimdiye kadar yeterli perfüzyona bağlı pembeleşmiş olması gerekiyordu. Damardaki kanı alıyor. Arka tarafı tekrar kontrol edelim. Monte lütfen. Ufak bir pembeleşme görüyorum galiba. Hadi. Hadi pembeleş. Hadi. Hadi pembeleş. Pembeleş. Evet, oluyor. Her şey yolunda görünüyor. Böbreğimiz kanlanıyor ve yaşıyor. İnşallah hastada bir komplikasyon gelişmez. Neyse ki böbreği kurtardılar yani. Duygu kendini çok kötü hissediyordur herhalde. Kızdaki şansa bak. Bu hepimizin başına gelebilecek bir kazaydı. 5 tane ölü böbrek var. Niye hatıra olarak alamıyoruz anlamıyorum ki. Sorma ya. Fikret Hanım'ın Gestapo'lu tuttu yine. Olsun. Yine de sizdeki şans kimsede yok. Neden bana böyle bir vakı rastlamadı hiç? Niye bu kadar talihsizim ben ya? Sen mi talihsizsin? Ben böbreği yere düşürdüm. Takma Duygu. Olur öyle şeyler. Demek olur öyle şeyler ha? Hmm. Sakarlıkta üstünüze yok Duygu Hanım. Dua edin de hastada herhangi bir sorun yaşanmasın. Ahmet Duygu benimle gel. Güney benle gel. Duygu. Senin de gitmen gerekiyor biliyorsun hadi. Ben korkuyorum. Ya böbreğini düşürdüğüm hastaya bir şey olduysa? Belki de o değildir. Duygu lütfen topla kendini. Hadi. Damar anastomoz yerinde darlık, kaçak ya da lenfosel gelişmiş olabilir. Hemen sıvılarını açın. Ahmet, böbrek fonksiyon testlerini iste. Hı hı. Perkutan drenaj için de hazırlık yap. Duygu, renkli Doppler iste. Ayrıca üroloji kliniğinden de konsültasyon iste. Hastanın kanaması mı var? Doppler sonuçlarını görmeden kesin bir şey söyleyemem. Aykut, oğlum nerede? Merak etmeyin, o iyi. Şimdi odasında. Siz kendinizi yormayın lütfen. Midem kazınıyor doktor. Bir saat önce yemek istedim hala gelmedi. Siz hastalarınızı hep böyle aç mı bırakırsınız? Babanda bir komplikasyon gelişti. Komplikasyon mu? O ne demek? Neyi var babamın? Yani ameliyattan sonra gelişen bir sorun. Şu anda tam olarak bilemiyoruz. Kesin konuşmak için test sonuçlarını bekliyoruz. Ama bir şeylerin ters gittiği kesin. Yani? Bu senin için gerçekten önemli mi bilmiyorum ama baban her an ölebilir. Benden ne yapmamı istiyorsun? Baban kendine gelir gelmez seni sordu. Onu umursamıyormuş gibi görünüyorsun ama gerçeğin böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz.
Babanın seni onu sevdiğini, onu önemsediğini duymaya ihtiyacı var. Tabii hayatının geri kalanında vicdan azabıyla kıvranmaya razıysan kendini hiç yorma. İyi düşün Aykut. Gerçekten böyle yaşamak ister misin ha? Eğer cevabın hayırsa elini çabuk tutsan iyi olur. Leyla Hanım ve Sedat Bey'in durumları stabil. Fakat Kadir Bey'in yeni organı hala çalışmıyor. Ayrıca bir sürü başka sorunu da var. Hiç mi umut yok? Maalesef yok denecek kadar az. Kadir Bey'de çok ciddi bir komplikasyon gelişti. Böbrek arterinde oluşan darlığı stent ve balon anjiyoplastiği ile açamadık. Elektrolit dengesi alt üst oldu. Tüm değerleri kötü. İnsan diğer dört hayatı kurtardığına bile sevinemiyor. Gönül istiyor ki bütün hastalar sağlığına kavuşmuş olarak ayrılsın buradan. Ama işte bu her zaman mümkün olmuyor. Ne yazık ki öyle. Sedat çoktan ölmüştür inşallah. Memnuniyetle söylüyorum. Bu dileğiniz henüz gerçekleşmedi Hale Hanım. Sedat Bey'in durumu gayet iyi. Ya hiç aramadı beni. Sırt üstü uzanın lütfen. Yavaş. Nasıl olduğumu bile sormadı. 3 yıl oldu. Hala karısıyla benim aramda bir seçim yapmadı. Onun için yaptığım fedakarlıktan sonra bunu hak etmiyorum. Hale Hanım, bakın üzülmenizi hiç istemem. Ama söylediğiniz gibi Sedat Bey siz ne aradı ne de sordu. Bence o seçimini çoktan yaptı. Ama onun için böbreğimi verdim ben. Böbreğimi verdim. Lütfen Fikret Hanım, size Sedat'ı görmek istemediğimi söylemiştim. Merak etmeyin, Sedat Bey'in yanına gitmiyoruz. Zaten ara buluculuk konusunda iyi olduğum söylenemez. Nereye gidiyoruz öyleyse? Sabredin, birazdan göreceksiniz. Merhabalar. İşte bana böbreğini verip hayatımı kurtaran kadın. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ablam sayenizde yeniden hayata döndüm. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hastanın durumu nasıl? Yakından takip ediyorum. Şimdilik stabil. Güzel. Nasıl yaptım? O böbreği nasıl yere düşürdüm? Ben hem sakar, hem aptal, hem de yeteneksizim. Doğrusu kendine karşı acımasız olmak konusunda üstüne yok. Eğer ona bir şey olursa mesleğe devam edebileceğimi sanmıyorum. Bu kadar çabuk mu pes ediyorsun yani? Gel benimle. Kadir Bey'in durumu hiç iyi değil. Sağlıklı bir donörden mükemmel bir böbrek aldı. Hem de hiç kimse yere düşürmedi. Buna rağmen belki de ölecek. Ne kadar istesek de bütün hastalarımızı iyileştiremeyiz. Çünkü bizler de insanız. Doğaüstü güçlerimiz yok. Anlıyor musun? Hayata döndürdüklerimiz gibi kaybettiklerimiz de olacak. Bu ne senin ne de benim suçum. Bize düşen, onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olmak. Artık kendini affedebilecek misin? Deneyeceğim. Güzel. Yoksa bu işi yapamazsın. Ahmet.
Ne işiniz var sizin burada? Ziyaret saati bitti. Uzun kalmayacağız zaten. Değil mi Aykut? Baba. Ne olur uyan. Bir daha hiç ayrılmayacağız baba. Hep yanında olacağım. Kaybettiğimiz yılları telafi edeceğiz. Nasılsınız Sedat Bey? Böbrek arteri akımları iyi. Böbrek fonksiyonları yeterli sınırda. Nabız normal. Bu haberin sizi mutlu etmesi gerekmez mi? Cemile yanımda değilken hiçbir şey umurumda değil. Üzülmeyin. Belki bir gün sizi affeder. Çok zor. Ben büyük bir hata yaptım. Başıma gelen her şeyi hak ettim. İki iyi kadının kalbini kırdım. Artık sağlığım yerinde. Ama yapayalnızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.